TV'den herkese merhabalar. Tarih Rehberi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Çok değerli konuğumuz yardımcı doçent doktor Orhan Çekiç bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyim. Ben siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi biz geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta Atatürk'ün son günlerini, son yılını nasıl geçirdiğini ve tüm hastalığına rağmen Hatay'ı ana vatana katma çalışmalarını gördük. Öyle anlattınız. Evet. Şimdi bu bölümde de bu haftada yine buna devam edelim. Çünkü bitiremedik. Evet. Bu konuyu konuştuktan sonra tabii ki yine bize çok önemli bilgiler vereceksiniz. Ama öncelikle bu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Bu konuyu Güzel. Bitirelim istiyorum ve sözü Pekala. Size bırakıyorum. Pekala. Teşekkür ediyorum. Evet, geçtiğimiz haftada kaldığımız yerden devam edecek olur isek, son bir hamleyle Hatay'ı tek bir kurşun harcamadan barışçı yolla nasıl kurtardığını anlatmıştık. Yani sonuç olarak Fransa'ya bir nota vermiştik. Bu nota üzerine Fransız hükümeti toplantı haline geçmiş ve Atatürk'ün talebini kabul etmek zorunda kalmışlardı. 4 Temmuz günü Türk ordusunun Hatay'a gireceği telgrafını Fransızlar Antakya'ya göndermek zorunda kaldılar. Bu telgrafı alan Antakya yönetimi verdiği emirle Türklerin Hatay'a gireceğini, ateşle müdahale edilmemesini bildirmişti. Ve bunun üzerine de Türk ordusu mevcut gücüyle İskenderun'dan ve Hassa'dan, iki ayrı koldan Hatay'a girmişti. Bunun tarihi 5 Temmuz. Ve 5 Temmuz'da 19 senedir düşman esaretinde olan Hatay kurtulurken Türk ordusu İskenderun'a uygun adım ile girmişti. Fransız askeri Türk askerini selam duruşuyla karşılamıştı ve Fransızların çaldığı bando eşliğinde Türk ordusu Hatay'a uygun adımla girmişti. Bu olağanüstü olup tarihte bir benzeri olmayan bir kurtuluş anıdır. Bunun resmidir anlattıklarım veya çizmeye çalıştığım fotoğraf böyle bir fotoğraftır. Ve buna ilişkin görüntüler, yüzlerce görüntü vardır. Bunları zaman zaman kullandık, kullanmaya da devam ederiz. Önümüzdeki günlerde de devam ederiz. Yani sonuçta biz 1918'de 30 Ekim ateşkesiyle, 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması'yla teslim ettiğimiz, o vesileyle Hatay'a çıkan Fransız askeri, işte Atatürk'ün son öldüğü yıl, ölümüne 2 ay kala, Savorona'da yürüttüğü inanılmaz bir dış politika sonucunda pes etmek zorunda kalmış ve nihayetinde Türk ordusu Hatay'a girmişti. Bunun üzerine Hataylılar şükran telgraflarını çekince onlara çok basit bir cevap vermişti. Yapılan vazifedir Mustafa Kemal diye bir telgraf çekmişti örneğin. Bir diğer telgrafında Hataylılara gelecekte müreffeh, rahat, huzur dolu yıllar dilediğini bildirmişti. Oysa kendisi ölüyordu. Durum giderek ağırlaşıyordu. Zaten büyük bir stres altında yürüttüğü bu politikanın doğal sonucu, insan sağlamken muhtemelen bu streslere zor dayanır. Ama tedavisi olağanüstü, inanılmaz şekilde aksamış ve aksıyor idi. Madem dedi, ev ödevim bitti, gelen telgrafları ev ödevinin bittiğinin görüntüsü olarak kabul etti. O zaman dedi, beni taşıyın, tedavime şimdi başlayın. Bunun tarihi 26 Temmuz 1938. Böylece 1 Haziran'da çıktığı Savorona'dan 26 Temmuz'da, yani 56 gün sonra ayrıldı. Ama ayrılması dahi olağanüstü zor koşullarda oldu. Gelirken yürüyebiliyordu ama artık yürüyemiyordu. Dolayısıyla taşınması gerekiyordu. O bakımdan hemen sordular, paşam nasıl taşıyacağız? Daha doğrusu bir sedyeyi hazırlamışlardı. Sedyeyi gene serdiler. Yani Savorona'nın güvertesinin üzerine her zamanki sedyeyi koydular. Uzanmasını istediler. Beni bununla mı taşıyacaksınız dedi. Paşam oturamıyorsun dediler. Çünkü artık bir sandalyede ya da koltukta oturamaz durumdaydı çünkü 42 kiloya düşmüştü. Kemik yığını halindeydi. Kemikler batıyordu. O yüzden de
birer tarafa hep böyle kaykılarak ancak acılar içinde zar zor oturabiliyordu. Ama Mehmetçiğin önünden öyle sedyeyle falan geçmeyi de kendine yedirememişti. Dolayısıyla bir prova yapalım dedi. Sabırında çalışmakta olan herkes kameralarına gönderildiler. Onlar kameralarında iken dört kişi dört kanepenin birer ucundan tutarak kaldırdılar. Bir defa Savarona güvertesinde şöyle bir döndü. Gördüler ki dönebiliyor, dönülebiliniyor. Yani o genişlik buna müsait. Ama asıl sıkıntı ip merdivenden inmeleri gerekiyordu. Savarona'nın o ip merdiveninden önce acar motoruna geçmesi gerekiyordu. Çünkü Savarona deniz çok sığ olduğu için Dolmabahçe'ye yanaşamıyordu. O halde bir motora aktarması gerekiyordu. Nitekim evet, acar motoruna nitekim aktardılar. İşte acar motoruna taşırken de çok büyük sıkıntı çekildi. Tabii bu yapılırken bir taraftan dar bir metre eninde bir ip merdivenden bahsediyoruz. Yani koşulların son derece güç olduğunu kabul etmek zorundayız. Taşıma anı gece yarısı. Kapkaranlık, zifiri karanlık. Dolmabahçe'nin de ışıkları söndürülmüştü çünkü. Onun o anının ne fotoğrafla tespiti istendi, böyle şeyler istenmedi, ne de taşınma şeklinin görüntüsü bir yerlere yansısın, bunlar arzu edilmedi. O zaman işte zorluklar içerisinde ip merdivenden adeta kaydırılarak, önde iki kişi, arkada iki kişi muhafaza etmeye çalışarak indirilerken, Yıldıray'la Saldıray, iki denizaltımız, denizin üzerine çıkmışlardı. Onlar meğerse Atatürk'ü bekliyorlar. Denizin hemen Savarona'nın dibinde, suyun altında. Suyun üstüne çıktılar ve projektörlerini yaktılar. Dolayısıyla iki denizaltının yaktığı projektörlerin aydınlattığı bir izin üzerinden onu acar motoruna aktardılar. İşte bu aktarma esnasında tabii canı çok yandığı için o ah of sesleri arasında en önden İsmail Arar doktor, profesör doktor hocamız hıçkırmaya başladı. Ne yazık ki bir miktar onun seslerine Atatürk'ün seslerini de karıştığını gördük. İşin gerçeği budur. Ağrı çekiyordu, acı çekiyordu ve diğer doktorlar hıçkırmaya başladılar. En önde Hasan Rıza Soyak, genel sekreteri. O biraz daha zayıf davrandı. Asıl olay onda çok büyüdü. Ama böyle bir hava içerisinde kanepe üzerinde uzanan Atatürk, Savarona'dan nihayet Acar'a indirilebildi. Acar motorunun önü aydınlansın diye suyun üstüne çıkan denizaltılar projektörleriyle ortalığı aydınlatıyor idiler. Manzara. Gerçek anlamıyla olağanüstüydü çünkü görüldü ki İki denizaltı suyun üstündeler ve denizaltı mürettebatı her iki denizaltının güvertesinde esas duruşta Atatürk'ü selamladılar. Onlara döndü. Çok üzücü bir durum. Alasman dedi. O sağ o sesi adeta Dolmabahçe'de bile yankı buldu. Bu son vedasıydı. Ama denizin altından, o karanlıkta birdenbire suyun üstüne iki denizaltının çıkıp güvertelerinde derhal bütün kadronun esas duruşta yer alıp Atatürk'ü selamlaması olağanüstü bir tablo yaratmıştı. Kıyıya yanaştılar. Önce Hasan Rıza Soyak atladı. Koştu.
Dolmabahçe'nin bahçesindeki kulübelere koştu arka arkaya. Kulübelerde asker nöbet halindeydi çünkü. Onların da Atatürk'ü bu haliyle görmemesi gerekiyordu çünkü. Bunu sıkı sıkı tembih etmişti. O hep Mehmetçiğin hayalinde Sakarya'daki Mustafa Kemal Paşa olarak yansımak güçlü istiyordu. Güçlü duruşuyla, değil mi? Yani bu hallere düşmüş, taşınan, edilen, yardım edilen bir insan olarak görmek istemiyordu tabii. Dolayısıyla o nöbetçiler uzaklaştırıldıktan sonra ışıklar söndürüldü ve kanepe işte dört kişinin gayretiyle o esnada Savarona'dan ayrılıp da Dolmabahçe'ye geldiğinde artık kesinlikle yürüyemeyeceği bilindiği için evet. Dolmabahçe'nin dış bahçesine geçici olarak bir asansör yapılmıştı. Asansöre soktular. O asansör dışarıdan bakılınca asansör olarak görülmüyordu. Kimse anlayamadı onu. Çünkü kimse Atatürk'ün Savarona'da yürüyemez hale geldiğinin farkında bile değildi. Yani o öylesine olağanüstü bir mücadele veriyordu ki bu hale düşmüş, sağlık açısından bu konumlarda olan birinin böyle bir mücadele vermesi mümkün değildi. Dolayısıyla saraya geldiğinde pekala merdivenleri yürüyerek çıkacağı beklenirken o bu hallere düşmüş ama hala mücadeleyi sürdürüyor idi. Ama sonuçta o sözünü etmiş olduğum geçici asansöre soktular. 91 numaralı odaya çıkardılar. O odadan bir daha çıkamadı. Şimdi bu Atatürk'ün Dolmabahçe'ye kendisinin 1 Haziran'da çıktığı Savarona'dan 26 Temmuz'da nakledildiği güne rastlıyor. O halde bu anlattığım tablo 26 Temmuz 1938'deki görüntülerdir. 2 ay sonra da ölecek. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım diyelim. Sonuçta 3-4 ay içerisinde kaybedeceğiz. Bunu neden anlatıyorum? Bu devleti kuran. Peki ama bu devleti hangi koşullarda kuran? Bunu hiç konuşmayalım. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Yani bunu bütün dünya biliyor. Pigmelerden tutunuz. En çok da Amerika'nın Kızılderilileri biliyor. Çünkü her mağdur halk, her mazlum halk Atatürk'ü ezberlemiştir. Her sömürge halkı, sadece Fransalar, İngilizler, Amerikalılar falan değil. Ama özellikle Afrika halkları, Asya halkları, her biri bir emperyalist devletin sömürgesi olarak yaşamakta olan halklar onu bir umut ışığı olarak gördüler. O yüzden onun yaşamının her alanını, her anını bizden iyi biliyorlar. Bizden iyi biliyorlar. Dolayısıyla bu konulara en çok eğilenler onlar oldular. Ona çok şey borçlular çünkü. Ve Atatürk sadece gerçek anlamıyla Türk halkı için değil, gerçek sadece Hatay'daki yurt dışında kalmış Türkleri kurtarmak çabasıyla değil ama bir anlamda insanlığı kurtarmak gibi bir özür diliyorum. Kutsal çabanın da peşinde olan bir lider olarak bu günlerini yaşarken bütün dünya olağanüstü bir üzüntüye kapılmıştı buna. En ufak şüphe yok. Ve Dolmabahçe'deki günlerini biliyoruz. Tamamı ızdıraplar içerisinde geçer. O ortam içerisinde ileride göreceğimiz şekliyle vasiyetini hazırlayacak ve adeta işte ölüme hazırlanacaktır bir taraftan. Bunu da söylemek istediğim şey, son vatan toprağı Hatay'ı kurtardıktan sonra artık kendince ondan sonrası için ortada kalmış bir proje bile kalmamıştı. Her şeyi bitirmişti. Artık ölmeye hazırdı denebilir. O hale gelmişken işte acılar içerisinde, ızdıraplar içerisinde onu kaybettik. Sonraki olayları, peki sonra ne oldu ve ölümü arkasından özellikle vasiyeti açıldığında bugüne kadar uzayıp gitmekte olan tartışmalar nelerdir? Bunları önümüzdeki haftalarda tabii ki tamamen bilimsel, tamamen akademik görsellerimize destekleyerek yanaşarak evet. Ve onları evet. Ama bunlardan hepsini bir tarafa bırakalım. Bir şeyi söylüyorum. Bunun altını 100 milyon defa çizerek söylüyorum. Bir akademisyenin şerefine, onuruna yakışır şekilde
anlatacağız. Atatürk'ü her anlatan akademisyen hayır, şerefine, onuruna göre anlatmıyor Atatürk'ü. Hala anlatmıyor. Yani çünkü Atatürk'le ilgili, onun nasıl öldüğüyle ilgili ya da benzeri herhangi bir konusuyla ilgili belgeler bende var da ben bunları sunduğum zaman kimse, herkes dut yemiş bülbüle dönüyor, gık diyemiyor, cevap veremiyor da bu belgeler bana özgü belgeler mi ki? Konu benden çıktıktan sonra hala istedikleri gibi at oynatıp hala iftira etmeye devam ediyorlar. Bugün bir noktaya değineceğiz. Bunu tek neden söylemek istediğimi değerli izleyicilerim anlayacaklar. Bu koşullarda bıraktığımız, bu koşullarda bizden ayrılıp giden Atatürk'ü ölümünün şu kadarıncı yılından itibaren hala günümüzde nasıl anıyoruz, nasıl aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz? Benim hafızam almıyor. Ama en son bugün bir DVD izledim. Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal sahnesini işliyor gene. Bu filmler çekilirken Türk Tarih Kurumu eminim mutlaka görüş bildiriyordur. Yüzde milyon eminim buna. Zaten bunu yapmıyorlarsa, yani Sultan Vahdettin'e yönelik olarak hala, o da benim padişahım bir taraftan. Yani sonuçta bir Osmanlı padişahından bahsediyoruz. Bu adamı illa hain ilan edelim, yeterince de hain diye bağırmadık demiyorum, böyle bir şey demiyorum. Bunu dememizin doğru olduğunu da çok fazla inanmıyorum. Niye illa hain diyelim? Hain diyeceğime ne kadar pısırıkmış derim, ne kadar korkakmış derim. Hiç de Osmanlı ailesine yakıştı mı? Fatih'in torunu böyle mi olmalı? Bunu derim. Çünkü böyle olmamalıydı. 4. Murat olsaydı böyle olmazdı. Abdülhamit abisi olaydı, bu sonuç böyle olmazdı. Bunlar ayrı bir şey. Hocam hatta video paylaşıldı. Onu izleyelim istiyorum ve onunla ilgili yorumlarınızı aktarmanızı rica edeceğim. Tamam. Gelsin lütfen o zaman o video. Evet, bir video açabilir miyiz lütfen? Sonra bu belgelere döneriz. Buralarda kendisi, bakın bu ülke için daha neler neler yapıyor. Bunlar Osmanlı arşiv belgeleri. Benim bu kitabından aktardığım belgeler ama bunlar devletin belgeleri. Yani ben kendim belge uydurmadım. Hep söylemekten iftihar ettiğim, onur duyduğum, harp akademilerinde hocalık yaptığım dönemde oradaki yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerime okuttuğum bu ders kitabım. Bunun içindeki belgeler burada. Ve bu belgeler devletin belgeleri. Şimdi bu devletin belgesini Türk Tarih Kurumu kime saklar bilmiyorum. Yani bunu daha nerede yayınlayacak da ne zaman bu belgeler ulaşması gereken hedefe ulaşır, bunu bilmiyorum. Ama bunu kınıyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Kınıyorum. Yani istese idiler, biraz da yukarıları yöneticilerimiz, umarım sevgili ve sayın Cumhurbaşkanımız bu işe müzahiret eder de başka türlü bu işin olacağını göremiyorum ben. Bir umudum ona kaldı. İnşallah Cumhurbaşkanım bir şekilde bu laflar ona da gider. Ya ayıp oluyor galiba, bir şeyler de var. İşte yani beni öv, ötekini öv, onu öv, bunu bırakın bir tarafa. Ama birileri de hep itiraz ediyor, bir şeyler var. Neydi bu belgeler, şunlar bunlar? Bana bile bir gönderme yapanlar var. Şunun bir aslını araştırın, maraştırın der diye umuyorum. Çünkü bu belgeleri ben kendim icat etmedim. Bunlar devletin olan arşivi. Sonuçta. Bunlar devletin arşivi. Kesinlikle. Türk Tarih Kurumu'nun bütün hocaları bunları bilir. Ya bunu bilen bir kurum böyle bir Vahdettin filmi çektirtmez. Hocam Sultan Vahdettin'le ilgili paylaşılan bu videoyu bir izleyelim. Sonrasında sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Evet. İzleyelim videoyu. Asıl şimdi yapacağın işler daha mühim. Mustafa Kemal Paşa, devleti kurtarabilirsin. Merak buyurmayın efendimiz. Görüşünüzü, düşüncenizi anladım. Bana emrettiklerinizi bir an olsun aklımdan çıkarmayacağım. İrade-i seniyeniz olursa hemen harekete geçeyim. Evet hocam, yorumunuz nedir? Çok merak ediyorum açıkçası. Evet, ben tabii böyle bir videoyu kimin hazırlattığını bilmiyorum.
Umarım ki Türk Tarih Kurumu'nun falan görüşü vardır. Sanki kulağımda da öyle bir şey var gibi. Sanki Tarih Kurumu'nun paylaştığını biliyorum ben de. Evet. Ya bu tümüyle yanlış. Bir kere kesin bildiğimiz nokta, ayakta değiller, yerde otururken oluyor bu konuşma. Birbirlerine adeta diz dize bir vaziyette otururlar. Ne farkı var canım? Hiçbir farkı yok. Ne kadar ayrıntıda konunun üzerinde durduğumu göstermek için. Kesinlikle. Bu konudaki titizliğimi anlatmak için söylüyorum. Evet. Bunun şeklini Atatürk ileride 1928 yılında Ankara'ya büyükelçi olarak tayin edilen olan Amerika'nın gönderdiği büyükelçi Sherrill. Sherrill diye işte Mr. Sherrill denen adama böyle kağıt üstünde çizdi. Onun önüne koydu krokisini bunun. Otururken söyledik, konuştukları bir konu. Tablo nedir? Pencereden baktığınız zaman dışarıda gemilerin boğaza demir atmış olan düşman donanması, 55 parça donanmanın bütün topları Dolmabahçe'ye çevrilmiş vaziyette. Küçücük bir odada yan yana oturuyorlar. Adeta, çünkü küçük bir oda çünkü. Diz dize oturur gibiler. Önlerinde bir sehpa var. Sehpanın üzerinde bir kitap var. Kitap, kara kaplı bir kitap. O siyah kaplı kitabı da göstererek Sultan Bahattin bu lafı söyler. Bunu biliyoruz. Ve der ki, paşa, bugüne kadar yaptıklarınla bu kitaba girdin. Biz bu cümleden anlıyoruz ki, sözü edilen kitap bir tarih kitabı. Evet. Onu gösterir, şimdiye kadar yaptıkların bu kitaba senin girmeni sağladı. Sen kitaba girdin paşa. Asıl bundan sonra yapacakların önemli paşa. Devleti kurtarabilirsin paşa, dedi. Şimdi bu cümleyi biliyoruz. Şimdi bu cümleye sığınarak yepyeni senaryolar yazıyoruz. Ha bunu dedi ya, git devleti kurtar dedi. Devleti kurtarabilirsin paşa. Hangi devlet bu? Osmanlı İmparatorluğu mu bu? 20 milyon kilometre kare. Yok canım, o kadarını demiş olabilir mi? Elbette değil. Neresi bu? Anadolu mu bu? Suudi Arabistan dahil, işte hemen yakın çevremizde Birinci Dünya Savaşı'nın esnasında kaybettiğimiz topraklar dahil bir devlet midir bu? Anadolu mudur bu devlet? Bu devlet yoksa Sevr'le gelen devleti mi kurtarabiliriz? Denebilir ki ne demek ya, Sevr zaten sana veriliyor. Nereden biliyorsun verdiğini? Adam sana Sevr'i dahi buraya kağıt üstüne yazarken şartlı koyuyor. Bak diyor, sınırların bu bundan sonra. İşte İstanbul, işte Sivas. Aradaki 17'yi senin. Ama bir yerde kımıldarsan diyor, bu da yok diyor. Bir yerde kımıldarsan, bir yerde mitikler başlarsa, kavga gürültü başlarsa, dolayısıyla huzur kalmazsa, o zaman hepsini işgal eder. İstanbul'u verip vermeyeceği de tehlikeye düşer hale getirebiliyor. Dolayısıyla padişah için devlet dediğin bir sınır yok ortalıkta. Her şeyini kaybetmiş. Son bir umutla bir şeyleri yapmaya uğraşırken, diyelim bu lafı böyle etti, çünkü böyle ettiğini Atatürk kendi söylüyor. Belli bir kesimin böyle dört elle sarıldığı bu lafı Sultan Vahdettin'in söylediğini biz nasıl öğreniyoruz? Çünkü böyle söyledi bana diyor Mustafa Kemal. Bunu açıklayan o. Ve bu lafta hiçbir şey yok. Bu laf anlatılmaya çalışılan şekliyle öyle büyük bir laf falan değil. Bu lafta söylemek istediği Vahdettin'in kala kala öyle bir hale düştük ki. O yüzden boğaza kadar işte adam gelmiş girmiş. Yani senin oturduğun odanın ufacık oda, Yıldız Sarayı. Zaten denize şu kadar mesafede. Birkaç yüz metre ileride 55 parça düşman donanması gelmiş. Burnunun dibine dayanmış. Her an senin elinden her şeyi alabilir. Hiçbir gücün kalmamış artık. Şimdi ya bu durumda olduğu çok net bilinen bir padişah var, yukarıda bir paşa var. Git de vatanı kurtar demiş olabilir mi ya? Bu lafı ettiği doğru ama bu lafta neyi kastettiğini anlamayacak kadar ahmak olunamaz. Yani hiçbirimiz bu kadar ahmak değiliz ya. Vahdettin de bir paşasından bunları istemeyecek kadar akıllı. Demek ki beklenen şey, istenen şey, aman paşası sen bir tanesin, evet. 18 kişiyle çık şu Samsun'a, bizi bir kurtar. Ya bunu demiş olabilir mi? Bunu demiş olamaz. E o zaman bu sahneleri niye çekiyorsun? Buradan ilahi bir şey bulmaya çalışıyorum. Onu illa böyle bir allayıp pullayacağız çünkü. Asıl hedef o. Bunlara gerek yok. Aciz bir padişah var. Bu benim padişahım.
Ne yapayım? O durumlara düşmüş. Onun kadar en az ben üzgünüm. O benim bir büyüğüm, benim bir atam. Ama hiç kimseyi avlayıp pullama, öbüründe yerme. Çünkü buradan yola çıkarak diyorlar ki, o böylece çıktı Anadolu'ya gitti. Sonra döndü padişahını kovdu. Padişahına ihanet etti. Ne o öyle gitti, öyle bir görevle gitti. Git de bizi kurtar. Hiç kurtaracak bir şey yok. Neyini kurtarayım? Sen, çünkü sen ey benim güzel padişahım. Bu konuşmayı yaptığımız gün tarih 16 Mayıs 1919. Yani Vahdettin'in Mustafa Kemal'e kitabı göstererek konuşmayı yaptığı tarih bu. Bazı kaynaklar 15 diye gösterir, hiç fark etmez. Ha bir gün önce, ha bir gün sonra. Şunu dahi saptayamadılar hala. De ki 15 Mayıs, de ki 16 Mayıs. 16 Mayıs'ta bu lafı Mustafa Kemal Paşa'ya söyleyen Vahdettin biliyor ki, aha o donanmanın tamamı Boğaz'a bu sayede geldi, ben ordularımın tümünü düşmana teslim ettim. Padişah bunu biliyor. Ne zaman ettim? Ya 30 Ekim'de ettik ya. Mondros Ateşkes Anlaşması diye bir anlaşma var ya. İşte o anlaşmayla orduları verdim düşmana. Şimdi o zaman bu filmi çeken, şu senaryoyu hazırlayan, şu sahneleri çeken, buna cevaz veren Türk Tarih Kurumu. E Allah'tan korkun. Çünkü bunu böyle işlersen ne olacağını zannediyorsun. Yani yeni yetişen ilkokul talebelerine falan aşılıyorsun bunu. E biz bunun ortaokulunu, lisesini yıkıyoruz. Çünkü oradaki çocuk anında uyanıyor. Evladım aç bakalım şu diyoruz ateşkes anlaşmasını, oku bakalım maddelerini. Yedinci maddeyi okuyor. Orduları teslim et. Etmişiz. Orduları teslim et. Etmişiz. Ha, orduları teslim etmişsin. Peki ondan sonra nasıl olur da bir paşayı sen git de bizi kurtar diye gönderiyor olabilirsin? Bu çelişkiyi o çocuk anlıyor. O halde asıl bundan sonra anlaması gereken taraf nedir? Onu öbür bölümde mi anlatalım? Zannediyorum. Evet, hocam çok kısa bir ara vereceğiz. Pekala. Çok kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz.